Evet arkadaşlar, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Çocukluğumuzda bir tane şarkı vardı, hatırlıyor musunuz? Don Omar'ın Dale Don Dale. Aynı o şarkıda bahsedilen şehirdeyiz, Dale şehrindeyiz. Ama şaka yapıyorum tabii ki de. Şarkıyla bu şehrin hiçbir alakası yok. Ama Dale şehrindeyiz, evet. Dale şehri Yunan eyaletinin başkenti Kunming'den 250 km uzaklıkta bulunan, yani Kunming'in kuzey batısında bulunan Dale şehrinde. Arkadaşlar 1400-1500 yıllık bir şehir, tarihi bir şehir. Bay halkının en çok bulunduğu şehirdeyiz. Aynı zamanda bu şehirde Müslümanlar da çok fazla bulunuyor. Bu şehir Nanjiao ve Dali krallıklarına başkenti geçmiş. Bu gördüğünüz Arhai Gölü ama o kadar büyük ki buraya deniz diyorlar. Aynen Hazar Denizi'nde olduğu gibi. Evet arkadaşlar, göl kenarında bu şekilde motosiklet, elektrikli bisiklet kiralayabilirsiniz. Saati 15 yuan falan. Yani 50 lira saatlik. Manzara da şu şekilde. Böyle bir gezen bar da var. Alo? Ni hao. Kıyafet bizim Azerbaycan milli kıyafetine çok benziyor. Aşırı benziyor. <笑>这谁的歌啊，牵着我把我女朋友都吓走了。 Arkadaşlar, Çinli balıkçılar balığa çıkmadan önce, daha doğrusu balığa çıkan şahsı yolcu etmeden önce böyle bir şey yakıyorlar, tütsü.
hani doğa olsun diye. Şu yerde görüyorsunuz. Ve yolcu ediyorlar. Balığa çıkacak şahsı. Böyle motor da kiralayabilirsiniz buradan. 150 kilometre güzergahı olan motorlar neredeyse 80 yuan, 250 lira civarında bir şey. 250-300 lira civarında diyelim. Bu tarz motorları kiralayabilirsiniz. Burası da Dali'den 20 kilometre uzakta bulunan Shizhou kasabası. Manzarası gerçekten çok güzel, aşırı güzel. İçinde de bir tane eski şehir bulunuyor. Böyle eski sokaklar. Orası da harika. Dali muhteşem bir yer gerçekten. Her gittiğim yere muhteşem diyorum ama gerçekten çok muhteşem. Sürekli bir çıta yükseliyor. Sürekli mesela diyorum buradan daha iyi yer olamaz. Gidiyorum bir sonraki yer daha güzel oluyor. Her gittiğim yerde farklı şeyler görebiliyorum ve bu muhteşem bir şey. Burası da geleneksel Baidu tarzı evler. Yani Baiduların yaşadığı geleneksel evler. Genellikle beyaz renkte oluyor evler. Ve anladığım kadarıyla üstünde bazı dualar yazıyorlar Budizmle alakalı. Eskiden topraktan yapıyorlarmış. Aynen bizim eskiden. Benim babamın köyü İran'la sınırda bulunuyor. Bilaswar ilçesinin Nermankent köyünde. Orada da aynı evler topraktan yapılıyor. Çok benziyor zaten evler. Burası da pirinç tarlaları. Çin'de pirincin daha çok ekilmesinin ve tüketilmesinin sebebi pirinç yılda birkaç kez ekilebiliyor. Buğdaydan farklı olarak. İşte bu kadar milleti nasıl besleyecekler? Bu kadar nüfusu, 1,5 milyarlık nüfus. O yüzden pirinç ekiyorlar ve yılda bazı yerlerde 2, bazı yerlerde de 4 kez ekim yapabiliyorlar. Thank you.
boşuna bulutlar memleketi demiyorlar arkadaşlar bu Yunan eyaletine. Gerçekten bu yani muazzam ya, böyle her dakika bir şekil alıyor. Yine tuk 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 2 kilometre falan gideceğiz şeyle. Hadi sisi. La. Kafiye var mı? Ayyo. Şu anda her taraf kıpkırmızı. Gökyüzüne bakın. Şu sivrisineklere bir bakın. Şuna bir bak. Burası şehir merkezine göre, şu Dali'deki eski şehir bölgesine göre daha erken sönüyor böyle. Saat 9 oldu, artık kimse kalmadı. Hemen hemen tüm turistler muhtemelen şehir tarafına döndü. Köyün dans takımı.